Ama tabii 89 yaşında bir doktor. Biliyorsunuz bu eylemler sırasında yere düştü, tartışmaları yaşandı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onunla konuştu arkadaşlarım haber merkezinden. Yapmayın Allah aşkına diyor o da. Annemizi babamızı tedavi ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına. Bu ne yapıyorsunuz ya? Bu çamurlar Taksim'deki yerdeki çamurlar değil. Bu çamurlar Ankara'dan giderlerse gitsinler diye söylenen fırtınanın çamurları. 89 yaşında Erdinç Köksal, yarım asırdan fazlasını, ömrünün 62 yılını mesleğine adadı ve tıp bayramında bembeyaz önlüğü çamura bulandı. Taksim'de anıta çelenk bırakmak isteyen doktorlar arasında o da vardı. Polisle yaşanan arbedede yere düştü. 2022 yılının 14 Mart Tıp Bayramı hafızalara bu görüntüyle kazındı. Biz Atatürk'ün ahvadıyız. Onun ey Türk gençliği dediği gençleriz. Madem ki o en kıymetli şeyi, bedenini Türk hekimlerine emanet etmiştir. Türk hekimleri de ona layık olmaya çalışıyorlar. Bugün mesleğimizin onurunu korumak için mesleğimizde yapılması gereken eksikler neyse onları yetkililere duyurmak için yine aynı haykırmayı yapıyoruz. Eksiklikleri haykırmak daha iyi bir sağlık sistemine kavuşmak için bir aradaydı hekimler. Her sene olduğu gibi İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak istediler. Ancak anıt polis bariyerleriyle çevriliydi. Bariyerlerin ötesine geçmelerine izin verilmedi. 89 yaşındaki Erdinç Köksal yaşanan arbedede kendini yerde buldu. 62 yıldan beri, talebeliğimizden beri 14 Mart'ları bir bayram havasında kutluyoruz. İlk yaptığımız şey atamıza bir çelenk bırakmak. Her sene Taksim'e rahatlıkla girebiliyorduk. Polisler yol açıyorlardı. Ama bu sene maalesef polisler etten duvar örmüştü. Hayretler içinde kaldık. Annemizi babamızı tedavi ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına. Etten duvar ören polislere böyle seslendi Köksal ama sesini duyuramadı. Bu görüntülerden bir gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Doktorlara müdahalede bulunulmadığı belirtildi. Ne yapıyorsunuz ya? Müdahale yapıldı, yapılmadı olur mu? Bir polis beni itti de ben arkaya düştüm diyemem, hayır. Bu yalan olur, yanlış olur. Ama arbedede zaten yer çamurlu ve kaygan, benim ayağım kaydı ve düştüm. Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. Emniyet açıklamasında bir hekim diyerek Erdinç Köksal'ı polisin yerden kaldırdığına yer verildi. Ancak aslında yere yığılan 89 yıllık bir çınardı. Köksal yine de bu görüntülere yaşadıklarına değil bu duruma nasıl gelindiğine üzülüyor. Tek üzüntümüz beyaz gömleğimizle, Türk polisiyle, gencecik arkadaşlar, fidan gibi arkadaşlarla karşı karşıya çatışma içinde kalmamızdır. Buna sebep olanlar utansınlar. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Selçuk Tepeli bir sorsana muhtar maaşları ne olmuş? Şimdi bununla ilgili habere geleceğiz.